Sevgili seyirciler, hemen başlıyoruz programa. Programın ilk konuğu Nurcan Başlı. Ali Uçar kocası kendisini kayıp olduğu için aramak üzere programa geldi. Nurcan'ı bulduk, karı kocayı karşılıklı bir araya getirdik. Ama bu evlilikteki ve ilişkideki dengeler o kadar çok değişiyor ki Nurcan bugün bir kararla geldi bu stüdyoya. Kararını şimdi açıklayacak. Önce buyursunlar. Şimdi siz yerinizi alın lütfen. Uğur Yeşilçimen, Antalya'dan geliyor. Beni hep hüzünlendiren konular ve başlıklardan. Biyolojik ailemi arıyorum. Evet, evet abla. Uğur bugün 26 yaşında. İki evlat sahibi. Doğru. Evli bir adam. Bir yetişkin olarak karşımda. Ama geçmişe döndüğümde terk edilmiş bir bebek. Evet. Köklerini aramaya gelmişsin. Evet abla, biyolojik ailemi, annemi, babamı bulmaya geldim. Ne zaman öğrendin kendinle ilgili gerçeği, evet edildiğini? Abla, Kıbrıs'tan geldikten sonra akrabalar tarafından bana söyleniyordu yani evlatlık olduğumu. Ama inanmadım, hiçbir zaman da inanmadım yani. Hı hı. Ta ki askere gideseye kadar. Ne kadar şanslısın, hiç hissettirilmemiş demek hiç, ki. Hiç, akrabalarım olsun, arkadaşlarım olsun kimse bugüne kadar bahsetmedi böyle evlatlık konusundan. Hı hı. Ama askere gittiğim zaman... İşte askerde bizi talihsiz bir vaka yakaladı orada. Öğrenmek zorunda kaldım. Psikolojik sorunlar yaşadım yani daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ve işte şu anda iki çocuk sahibiyim. Allah bağışlasın. Annem babam bulmaya geldim çünkü bilmiyorum. Beni 17 günlük yine evlatlık verip gitmiş Hüseyin Dere'ye. Hüseyin Dere'de başka bir aileye vermiş. İyi ki de vermiş çünkü sokaklarda değilim. Güzel bir ailem var. Bu yaşıma kadar güzel baktılar. Şimdi iki çocuk sahibiyim. Annem bulmaya geldim. İnşallah beni de yani bulurum yani. Allah'tan tek dileğim bulmak. Çünkü... Bulunca Allah nasip etti buldum. Karşına getirdim. Çok soracağım şeyler var abla. İlk başta çekinmesin, korkmasın. Yani öyle kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Neden bıraktığını çok merak ediyorum. Bir helallik vermek istiyorum. Çünkü herkes bunu beni dinleyen herkes saçma diyor ama. Çünkü vermek zorundayım. Sokağa atmamış, camiye bırakmamış, bir aileye vermiş sonuçta, baksınlar, büyütsünler diye. Ondan bir helallik vermek istiyorum. Oraya helalliklerini almak istiyorum. İşte iki tane torunları var, görmelerini istiyorum. Çünkü artık içimde öyle bir meraklar var ki. Yani çok sormak istediğim şeyler var, soramıyorum, söyleyemiyorum. Hadi gel o zaman seyircilerimize bilgileri verelim. O bilgilerle inşallah hayırlı ve iyi ihbarlar gelir. İnşallah. Uğur Yeşilçimen, sevgili seyirciler... Nurten ve Süleyman Yeşilçimen çifti tarafından evlat ediniliyor. Doğru. Ama senin bu aileye, Yeşilçimen ailesine evlatlık verilmeni aracılık eden bir kişi var. Evet. Hüseyin Dere. Hüseyin Dere. Aslında senin köklerini bulman konusundaki yine bir kara kutu. Evet. Ondan almış olduğun bilgilerle programa geldin. Evet. Çok... Ve yola çıktın. Evet. Hüseyin Dere, onunla sohbet edip, onunla konuştuğunda ve iletişim kurduğunda... Senin biyolojik ailene dair, annene dair, annenin yakınlarına dair sana nasıl bilgiler verdi? Ve niçin ailenin kara kutusu? Bana şöyle söyleyeyim. Annemin ilk başta Burcu, teyzemin adının Burçin olduğunu söyledi. Hı hı. Annem o zamanlar kız kardeşiyle gazinoda çalışıyormuş. Ve Hüseyin Dere'de o gazinoda garsonluk yapıyormuş. Yani oradan bir teyzemle bağlantısı olmuş, bir ilişki süreci olmuş galiba. Hı hı. Oradan tanıyorlar. Hüseyin Dere'ye ben bunu sorduğumda... Fazla bir bilgi bilmediğini söyledi ama işte bu annemin isminin Burcu, teyzemin isminin Burçin olduğunu söyledi ve İstanbul Beyoğlu'nda Hasan Güneş isimli bir dedem olduğunu söyledi. Önemli bilgiler bunlar. Evet, ondan sonra babamı sorduğumda genç bir çocuk dedi o zamanlar ama Adanalı Can diye çağırıyorlarmış. Yani annemgilin çalıştığı yere çok gidip geliyormuş. Bana bunları söyledi ve bunlar aracılığıyla ben de buraya başvurdum, buraya geldim. Antalya'da hangi mahalledesin ya da hangi şehirdesin? Yeşildere Zeytinköy. Yeşildere Zeytinköy'ündesin. Evet. Fakat bu sadece senin öykün değil. Senin evlatlık verilmiş yine annen tarafından bir abin evet. var. Bir de teyzenin bir çocuğu var. Evet. Zeki isminde. Evet, Zeki. O da evlatlık verilmiş. Siz aslında iki kardeş tarafından dünyaya getirilmiş... aynı bölgede, aynı muhitte farklı farklı ailelere evlatlık verilmiş insanlar ve evet. çocuklarsınız. Tekrar seyircimize çağrıda bulunalım. O zamanlarda gazinoda çalışan, müzikollerde çalışan Burcu ve Burçin Güneş kız kardeşleri arıyoruz.
Burçin Güneş'in hatta Hüseyin Dere ile bir ilişkisi var. Babanın genç biri olduğunu ama dedenin Hasan Güneş olduğunu, yani Burçin evet. ve Burçin'in, Burcu ve Burçin'in Hasan Güneş'in kızları olduğu bilgisi sana Hüseyin Dere tarafından verilmiş. O yıllarda oradaki müzikallerde görev yapıyorlar, çalışıyorlar ve Hüseyin Dere'nin ailesine, Hüseyin Dere aracılığıyla şimdiki ailene evlatlık veriliyorsun. Evet. Şimdi senin kara kutun Hüseyin Dere şu an telefon attığında. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Merhaba ablam. Nasılsınız? Sağ olasın, ben de iyiyim şükür. Uğur Yeşilçimen'in evet. Nurten ve Süleyman Yeşilçimen'e verilmesine aracılık eden sizsiniz. Evet benim. Kaç yaşındaydı ve kim dedi size ki bu çocuğu al bu aileye ver diye? Şimdi ablam kimse demedi ama şimdi biz o zamanlar işte gazinoda çalıştığımız için alkol falan alıyorduk. Çocuklara bakamıyorduk. Anası bakamıyordu, ilgilenemiyordu. Derken işte bu benim baldız oluyordu o zamanlar. Bu kişi doğum yapmış, daha belekti, belekteydi Uğur. Yani belekle belemişler, getirdi, bıraktı, baktık kaybolmuş gitmiş. Ondan beri de görmedim ben o kadını. Sizin baldız diye tanımladığınız Uğur'un annesi, onun adı nedir? Uğur'un annesinin Burçin oluyor galiba anlam. Ha, sizin teyze değil yani, Burçin annesi. Peki siz Burcu Hanım'la ilişki yaşadınız mı o dönemde? Evet. Beraber bir ilişki. Peki evli miydiniz? Evliydik. Şimdi Burcu ve Burçin gazinoda çalışıyor. Siz de gazinoda çalışıyorsunuz. Evet. Programda da çok zaman duyduk ve şahit olduk. Gazinoda çalışan kişilerin çocuklarına bakabilmek için bakıcı aileler tuttuğunu. Sizin çevrenizde ya da sizin karınız o dönemde bu bakıcılık işini yapıyor muydu? Evet. Yapıyordu. Peki yani Uğur... ondan rica ettik. Bakıcılıkçı yapmıyordu da. yani Allah için bakıyordu. Allah razı olsun ondan. Karınız bakıyordu. Siz evet. de Burcu Hanım'la ilişki yaşıyordunuz. Burçin de Uğur'u dünyaya getirdi. O dönem sadece Uğur'a mı bakıyordunuz? Birden fazla çocuk var mıydı yanınızda? Uğur vardı. Zeki vardı. Kuzeni. Zeki benim hanımın çocuğuydu. Onunla beraber geldi. Onunla beraber geldi. Yani Burcu'nun çocuğuydu. İsimlerden evet. emin misiniz? İsimlerden eminim ablam. Bu Burçin annesi oluyor Uğur'un. Benim hanım da Burcu oluyor o zaman. O zaman karıştırdılar da kafamı da. Ne kadar ilişki yaşadınız? Vallahi 8-10 ay beraber yaşadık abla. Yani uzun bir süre aynı evi mi paylaştınız? Tabii aynı evde beraber kaldık. Aynı evde beraber. Peki isim konusunda kafanız niye karıştı onu anlamadım. Şimdi o zamanlar benim eşim olan kadın dedi ki biz de ablamla isimlerimizi değiştirdik. Öyle bir şey kaldı aklımda. Karıştırdık dedi. Benim adım esas Burcu mu? Burcu dedi. Ablamın adı da Burçin dedi. Orada aklımda kaldı. Hatta benim hanımım var cezaevinde ona da sordum dün. Telefon etmişti. Dedim bir hatırında kalan bir şey varsa yardımcı ol. Çocuklar annelerini, babalarını bulsun dedim. O da dedi bana işte isimlerini değiştirdiklerini. Hatta ben bir şey daha söylemiştim ona ben. Adreslerini biliyorum bu annesi gelin, babası gelin. Babası akşama, derken? Yani Uğur'un dedesiyle nenesini İstanbul Beyoğlu'nda yaşıyorlarmış. Hasan Güneş. Hasan Güneş. Orada yaşadıkları için sordum hanıma da. Dedim adresini biliyor musun dedim. Akşamüstü geldi onun da okuması yok cahil biliyor musun? Neyin okuması yazması yok cahil. Ama evet. gazinoda çalışan sizsiniz. İlişki yaşayan da eşinizin üzerine kuma getiren de sizsiniz. Siz bütün soruları hanıma soruyorsunuz. Ben onu anlamadım. Kara kutu o demek ki. Öyle değil mi siz? Kara kutuyla alakası yok ablam. Hayır şimdi... Hayır kara kutu kötü anlamda... Çok özür dilerim araya girdim. Kara kutunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani ailenin bilmesi gereken her türlü o kilit bilgi sizde. Siz bu, sizin vermiş olduğunuz bilgiler bu olaya yön verecek. Siz gazinoda evet. çalışan sizsiniz. Burcu ile Burçin'in arkadaşı olan siz değil misiniz? Sizsiniz.
Eşinizin üzerine kuma da getiriyorsunuz ama bütün çocukların ailesini, anneleriyle ilgili dedelerine kadar hanıma soruyorsunuz siz. Şimdi ablam benim yaşım olmuş 65. Ben 44 yıl önce yaşamışım bu anıyı. Ama hiç unutulmaz. Normaldir yani. Normaldir. Hüseyin Bey, bir çocuğu verseniz belki anlarım. Ama siz gazinoda iki çocuk verilince insan böyle bir olayı unutması mümkün değil. Hasan Bey ile tanıştınız mı? Burcu ve Burçin'in babaları Hasan Güneş'le. Şimdi ablam tanıştım. O İstanbul'dan yanıma geldi. Bir gün kaldı, ertesi gün gitti. Şunu söylemek istiyorum. Benim dediğim şeylerden yola çıkın. Gerek yok sağa sola, ona soracaklarınızı ona sorun. Bulduğunuz zaman benim size verebileceğim bilgi sizin Uğur'un annesini babasını bulmak için yardımcı olmanız. Peki sadece bu arada bu. Bir detayı da hemen araya girmek istiyorum. Dediniz ki yani 44 yıl olmuş dediniz. Aslında çok daha yakın tarihli. Uğur'cum sen 26 yaşında değil 26. misin? 26 yaşında daha yakın tarihli bir olay. Vallahi hatırlamıyorum ablam. Hatırlamıyorsunuz. Peki ben o zaman tek tek şunları öğrenmek istiyorum. Hasan Güneş'le hani oturup sohbet etmişliğiniz, ne bileyim sofra kurup yemek yemişliğiniz, bir çayı yudumlamışlığınız var mı? Tabii yemeğimizi de yedik, evimizde çayımızı da içtik. Ama fazla muhabbete girmedik. Fazla muhabbete girmediniz. Onun, Hasan Güneş'in, Uğur'un annesinin ve teyzesinin, babalarının Beyoğlu'nda yaşadığını söylüyorsunuz. Bu kardeşlerin evet. Gazinoda çalıştığını. Sonraki evet. yıllarda ya Burcu ya da Burçin fark etmez. Sizin kapınızı çalıp ya bizim çocuklarımız nerede Hüseyin? Bize çocuklarımızı bul diye sizden böyle bir ricada bulundular mı? Hiç ablam o günden beri hiç kesinlikle ne aradılar ne sordular ne geldiler. Doğum nerede niye? Gerçekleşti? Doğum. Vallahi ablam doğum doğum yapmış kadın. Oradan hastaneden devlet hastanesi olabilir Antalya devlet hastanesi. Bak olabilir orada doğum yapmış bize geldi. Ama ben devlet hastanesi olsa kaydı olur yasa dışı evlatlık veremezsiniz. Hayır orada ben kaydını maydını abla bilmiyorum. Ben doğru olanları söylüyorum sana. Tamam. Siz ne yapmak istiyorsanız yapın. Bulacağınız mı bulmayacağınız mı? Siz sorularıma cevap verin lütfen. Şu anda yapmanız gereken tek şey bana yardımcı olmak. Tartışmanın herhangi bir anlamı yok. Uğur'a yıl kaybettirir bu. Şimdi telefon hattında Mustafa Bey var. Yine ekran başındaki izleyicilerimizden Uğur'un ve sanırım Hüseyin Bey'in hakkında bilgisi olan kişilerden biri. Hoş geldiniz yayına. Merhaba, televizyon sesini kısın lütfen. Dinliyorum sizi. İyi günler hanımefendi, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İhbar kimle ilgili? Ben Niğde'de taksiciyim Esra Hanım da. şimdi bu Burçin'le Burcu Hanım bundan bir 10-15 yıl öncesi burada Niğde'de çalıştılar gazinoda. Evet. Ben de bunların taksicisiydim. Yani soy ismi de tutuyor Güneş. Aynı kişilerden bahsediyoruz ve İstanbul'da ya ailesi İstanbul'daydı. İstanbul'da yaşıyorlardı. Hatta İstanbul'a gideceği zaman otogara ben götürüyordum. Otogardan tekrar geldiği zaman ben alıyordum. Çok da samimiydim. Evine falan da girip çıkıyordum bir abi kardeş olarak. Taksiciydim zaten. İç içeydik. Aynı kişiden bahsediyor olabiliriz. Bende bir telefon numarası var o zamana ait. Ama şu anda o telefonu kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum. Onu bilemem. Ben size o numarayı iletirim. Çok sevinirim vereceğiniz bilgilerden. Şimdi siz bizi 26 yıldan aslında bir 15 yıl daha ileriye götürdünüz. 15 yıl önce bu iki kardeş Niğde'de gazinolarda çalışıyor. Ne kadar süre Niğde'de kaldılar? Çok yıllarca kaldı burada. Hatta burada ev falan tutmuştu. Yıllarca kaldı burada. Onların taksiciliğini de siz yapıyordunuz. Doğrudur. Doğrudur. Ama şöyle söyleyeyim. Ablası kısa dönem gidip geliyordu, gidip geliyordu ama burada Burçin sürekli çalışıyordu burada. Burçin sürekli çalışıyor. Uğur. Doğrudur, doğrudur. Bak, Burçin ve Burcu Güneş kardeşlerin hem isimleri tutuyor, Niğde'de ben onları tanıyorum diyor. Evet, uzun evet. süre biyolojik annenin olduğu iddia edilen kişinin taksiciliğini yapmış. Şu an abla kalbimin atışını ben söylesem burada yani şu anda duyuluyor mu duyulmuyor da bilmiyorum. Çok heyecanlandım zaten, Allah razı olsun. Arayandan. Yani bu benim için yine yani isimlerini tutması bile benim için çok önemli. Yani eğer
Yani beni duyuyorlarsa hiç çekinmesinler. İzliyorsa da çekinmesin. Ben ona karşı küfür dahil, bırakın sinir böyle, küfür böyle hiçbir hata yapmayacağım. Gelsin karşıma, niye bıraktığını, niye gittiğini söylesin. Tek isteğin sarılmak. Ya sarılmak, torunlarını göstermek istiyorum. Yani soru sormak istiyorum. Niye bıraktı, niye gitti? Çünkü bu benim hakkım. Yani en doğal hak. Yıllardır öğrendiğim günden beri tek isteğim var. Şu helalliğimi vereyim, helalliğimi alayım. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Yani çünkü öbür ailemi de çok seviyorum. Onlardan Allah bin kez razı olsun. Şimdi buna da başka bir duygu olacak aramızda. Yani gidip gelmeli de olabilir. Yani inşallah beni duyuyorsa. Sen kafanda yakın ve uzak planları yapmışsın. Yaptım abla, her şeyi yaptım ben. Karın destekledi mi buraya gelirken? Zaten en büyük destekçim o. O mu dedi gitara diye? En büyük destekçim. Ya da o bu kadar cesaret vermeseydi gelemez miydin? Ya gelemezdim Beyla abla. Olduğum yerde araştırdım ben en fazla. Yani dışarıya çıkamazdım Antalya'dan. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.